Merhaba arkadaşlar, Gamer'da kanalıma hoş geldiniz. Bu kez bir oyun videosu ile değil, bir tier list videosu ile karşınızdayım. Çok uzun süredir benden isteniyordu zaten. Bundan 2-3 sene önce de yazılıyordu yani. Fakat daha yeni yeni katil main olmaya başladığım için bu içeriği en doğru ana saklamıştım. Ve zamanı geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Bir katilin güçlü mü güçsüz mü olduğunu anlamak için sadece kendi performansınız yeterli olmayabilir. Çünkü mesela sen o katilde kötü oynuyorsundur ama bir başkası çok iyi oynuyordur. İşte bunu biraz daha düzenlemenin yolu kurban tarafını da yeterince oynamak. Ve ben eskiden kurban mainini biliyorsunuz. Ki. Hatta eskiden dediğim bundan 2-3 ay öncesine kadar falan. Dolayısıyla buradaki tüm katillere karşı bir sürü maç daha oynadığım için yeterli tecrübem olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanlarda katil tarafını da son zamanlarda çok fazla oynadığım için katillerin mekaniğine, özelliklerine de yeterince hakimim. O yüzden bu videoda net bir şekilde fikirlerimi belirtebileceğim. Şu konuda anlaşalım. Size güçlü gelen bir katil bana güçsüz gelebilir. Ya da bana güçlü gelen bir katil size güçsüz gelebilir. Herhangi birinizin main katiline işte bana göre güçsüz falan dedim diye lütfen saçma sapan yorumlar atmayın, ona nasıl güçsüz dersin, ona nasıl güçlü dersin falan diye. Çünkü bu tamamen öznel bir şey arkadaşlar. Bu konuda bir anlaşalım. Şimdi bu video biraz uzun olacak. Nedeni şu. İşte The Pig eğilebilen bir katil. Bence çok güçlü değil. Ilk deyip gidip herhangi bir yere koymayacağım. Biraz daha öğretici tarzda yapmaya çalışacağım. Alışık olduğunuz tier list videolarından biraz daha farklı olacak yani. Kendime has bir tarzım olacak. Hatta oyun içine girip uygulamalı şekilde göstereceğim. Bazı ipuçlarını falan. Hiç bu tarz içeriklerle alakası olmayanlar için çok kısa bir şekilde özetliyorum. Arkadaşlar S tier en üst seviye demek. Yani en güçlü, en iyi demek. D tier da en güçsüz, en zararsız katil demek. Ona göre A'yı, B'yi, C'yi kendi kafanızda sınıflandırabilirsiniz. Şimdi sırayla başlayalım. İlk katilimiz Trapper. Şimdi ilk olarak Trapper maç başı hazırlığı isteyen bir katil olduğu için şu gördüğünüz yoz müdahale perkünü Trapper'da kesinlikle oynamanız gerekiyor. Bu perk maç başında size en uzak 3 jeneratörü 120 saniyeliğine kapatıyor. Böylece maç başında tuzaklarınızı atarken kurbanların jeneratör yapmasını belli bir süreliğine engellemiş oluyorsunuz. En azından tuzak atarken kaybettiğiniz süreyi bu şekilde dengeliyorsunuz. Şimdi bence Trapper'ın dezavantajlı olduğu durum şu. Tuzaklarınız haritanın farklı noktalarında spawn olduğu için gidip onları böyle tek tek toplayıp bir yere yerleştirmeniz gerekiyor. En fazla 2 tane bulundurabiliyorsunuz çünkü elinizde. Bununla ilgili bir eklentisi var. 10 tuzağınız da elinizde başlıyor. Fakat bence bunun Trapper'ın standart özelliği olması gerekiyor. Bu şekilde gidip tek tek tuzakları toplayıp sürekli bir yerlere atıp tekrar aynı işlemleri yapmak çok yorucu ve sıkıcı bence Trapper'da. Üstelik kurbanlar tuzaklarınızı bozup ana özelliğinizi devre dışı bırakabildiği için bu zaman kaybının üstüne ekstra bir zarar daha vermiş oluyorlar size. Şimdi Trapper'la ilgili birkaç ipucu vermeye çalışayım. Şimdi bakın güçlü bir palet, tamam mı? Mesela palete tuzağınızı atıyorsunuz. Bu tuzak kurbanın burayı kullanmasını engeller tamam ama buna basma ihtimali düşük. Yani bunu görüp yolunu değiştirir ya da kovalamaca içerisinde değilken fark ederse de bu tuzağı bozar. O yüzden Trapper'da tuzaklarınızı bence bu şekilde hani ot, çalı benzeri şeylerin içine atarsanız gördüğünüz gibi ben beyaz beyaz görmesem orada trap olduğunu anlamam. Bu şekilde yerlere atarsanız basma olasılıkları daha çok artar. Mesela bir diğer örneği şuradan vereyim. Gördüğünüz gibi bir spottayız. Buraya attım fakat bu gördüğünüz gibi çok net bir şekilde tespit edilebiliyor. Onun yerine spotun dönme kısımlarından birisinin şu şekil otlarının içine atarsanız bakın gördüğünüz gibi neredeyse hiç görünmüyor. Kurban bu spotta dönerken basma ihtimali daha fazla olur. Trapper maç başı hazırlığı istediği için eklenti olmadığı sürece tuzaklarını gidip tek tek toplaması gerektiği için aynı zamanda da kurbanlar onun ana özelliğini tuzakları bozarak devre dışı bırakabildiği için bana göre C tier bir katil. Ben Trapper'a karşı oynarken çok stres yapıyorum bu arada. Sonuçta spotları güvenli oynamamanı sağlıyor. Ama bir şekilde tuzaklarınızı tahmin edebilen kurbanlar geldiği zaman işiniz çok zor. Sonuçta tuzaklarınız iş yapmadığı sürece M1 bir katilsiniz. Yani normal vuruşunuzla düşürmeniz gerekiyor. Bana göre çok güçlü bir katil değil. Oynaması da sıkıcı. Sıradaki katilimiz Hillbilly. Hillbilly her ne kadar yeni gelecek olan güncellemede nerf yese de hala bana göre oyunun en güçlü katillerinden. Bunun iki sebebi var. Birincisi testeresi size çok hızlı bir şekilde atak yaptığı için dojlaması çok zor. Yani paletleri güvenli bir şekilde oynayamıyorsunuz. İkincisi testeresi tek atıyor. Hani olası bir hata durumunuzda başka bir spota kaçma şansınız yok. Direkt olarak testereyle sizi düşürebiliyor. Ve son olarak en az bu saydığım özellikler kadar güçlü olan bir diğer özelliği de testereyi kullanarak haritayı hızlı bir şekilde dolanabiliyor. Diyelim ki mangal ve piknik perkünüz var. Kurbanların hangi jeneratörü yaptığını gördünüz. Testereyle çok hızlı bir şekilde gidebiliyor. Ya da lehimci kullanıyorsunuz. Bir jeneratörün %70'e ulaştığını anladınız. Yine testereyle saniyeler içerisinde o bölgeye gidebiliyorsunuz. Yani hem looplarda hem de harita kontrolünde güçlü bir katil. Bu yüzden benim gözümde Hillbilly S tier bir katil arkadaşlar. Her katilde oyun içi girip bu şekilde şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz diye anlatmayacağım. Sadece ipucu verebileceğim düzeyde olanlarda anlatacağım. Sıradaki katilimiz Raid. Şimdi gizlilik esaslı katillerin oyunda bir avantajı var. O da ne? Jeneratör yapan kurbanları gafil avlayabiliyorsunuz.
ölüyorsunuz. Bunu illa o kurbanı jeneratörden greplemek olarak düşünmeyin. Kurban sizin geldiğinizi anlasa bile ilk hasarınızı çok beleş bir şekilde vermiş oluyorsunuz tabiri caizse. Mesela başka herhangi bir katil düşünün. Kurban sizin geldiğinizi uzaktan görüyor ve kendisini bir spota atıyor. Fakat Raid gibi görünmezlik esaslı katillerde öyle bir şey yok. Jeneratöre gittiğiniz zaman kurbanın dibine girene kadar sizin geldiğinizi anlamıyor. Dibine kadar girdikten sonra bir zahmet eşek değilseniz ilk hasarı verin zaten. Kısacası ilk hasarı çok erken ve efor sarf etmeden vermenize yarıyor. O saatten sonrası da size kalmış. Şimdi arkadaşlar Raid'in normal yürüme hızını size şu şekilde göstereyim. 4,6 metre bölü saniyelik bir hareket hızı var. Pelerinli moda geçtiğinizde ise hareket hızınız 6 metre bölü saniyeye çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok daha hızlanıyorsunuz. Bu da harita kontrolünü hillbilly kadar olmasa da sağlamanıza yarıyor. Aynı zamanda spotlarda da şöyle bir avantajı var. Pelerininizi çıkardıktan sonra bakın şimdi birkaç saniyeliğine çok hızlı gidiyorsunuz gördüğünüz gibi. O kazandığınız buz sayesinde kurbanlar palete ya da pencereye yetişemeden hit atabiliyorsunuz. Raid ile ilgili vermem gereken çok bir ipucu yok fakat şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir kurbanın herhangi bir spota gittiğini gördünüz. Pelerinliyken o kurbandan çok daha hızlı olduğunuz için o kurbanın gideceği spota bu şekilde önceden gidip orayı blokleyebilirsiniz. Görünmez olduğunuza aldanmayın. Böyle jöle gibi bir formda olduğunuz için içinizden geçip atlayamıyorlar arkadaşlar buradan. Böylece kurbanı bloklamış oluyorsunuz. Ardından pelerinden çıkıp o kurbana hasarınızı verebilirsiniz. En net kullanılan taktiklerden birisi bu. Bunun aynısını palet için de yapabilirsiniz. Raid, ilk hasarı eforsuz vermesi nedeniyle, pelerinli moddayken haritayı hızlı bir şekilde dolanması nedeniyle ve spotlarda kazandığı buz sayesinde çok tur atmadan kurbanlara hasar verebilme ya da paleti devittirebilme özelliğine sahip olduğu için benim gözümde B tier bir katil. Her ne kadar bu saydığım özelliklere sahip olsa da sonuç olarak M1 bir katil arkadaşlar. M1 katilin tanımı şu, sağ tık özelliğiyle hasar veremeyen, sadece sol tık özelliğiyle hasar verebilen katiller. Mesela Huntress balta fırlatıp hasar verebilen bir katil olduğu için M1 bir katil olarak sayılmıyor. Ama Raid ile ne yaparsanız yapın sonuç olarak sol tık ile hasar vermeniz gerektiği için M1 bir katil ve looplanması o kadar da zor olan bir katil değil. Bence tam böyle ortaları B tier'ı hak eden bir katil. Geldik Nurse'e. Yani aslında üstünde çok konuşmaya gerek olmayan bir katil. Fakat yine de birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi eğer bir insan Nurse oynamayı biliyorsa, hani elini ne kadar doldurursa Blink ne kadar uzaklığa gider falan bunlara hakimse o Nurse'dan kaçmanız çok 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 zor arkadaşlar. Çünkü bu katile karşı palet ve pencere işlemiyor. Sonuçta ışınlanarak bir şeylerin içinden geçiyor. Yapabileceğiniz tek şey haritada bulunan nesneleri kullanarak Nurse'e görüş açınızı kaybettirmek. Mesela Nurse'un en zorlandığı haritalar kapalı haritalardır. Özellikle hastane haritası. Bunun sebebi şu, kurbanlar sürekli bir odaya girip ya da bir köşe dönüp görüş açısını kaybettirdikleri için Nurse'un tam olarak nereye ışınlanacağını kestirememesini sağlayabiliyorlar. Fakat dediğim gibi çok da sizin elinizde değil. Nurse bir şekilde oyunu biliyorsa siz ne yaparsanız yapın çok yüksek ihtimalle maçı kazanacaktır. Fakat Nurse'un şöyle de bir dezavantajı var. Çok güçlü bir katil gibi görünse de oynaması zor bir katil. Yani herkes beceremez. Mesela burada bazı katiller var. Gelince anlatacağım. Hem güçlü hem basit olan katiller. Yani oyuna yeni başlayan birisi de başarabilir o katili. Oyunda 5000 saati olan birisi de başarabilir. Fakat Nurse hem güçlü hem basit olan bir katil değil. O yüzden bu katil oyunun en güçlüsüymüş ben bunu oynayayım gibi bir algıyla başlarsanız çok kötü sonuçlar doğurabilir. Yavaş yavaş ısınılması gereken bir katil. Tabii ki S tier bir katil arkadaşlar. Üzerinde çok fazla yorum yapmaya bile gerek yok. Çok minik bir trik göstereceğim şimdi Nurse'de. Şimdi Nurse'de çok basit ama etkili bir teknikten bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ileriden tam şu noktadan bir kurbanın şuraya doğru döndüğünü ve koştuğunu gördünüz tamam mı? Kurbanlar third person açıdan gördüğü için şurada falanken sizi görebiliyor kurban. Sizi gördüğü için siz blinkinizi bu yöne doğru bakarak atarsanız şu şekil gidersiniz ve kurban bu duvarın dibinde bekleyip sizin buraya ışınlandığınızı gördükten sonra hop buradan yoluna devam eder. Özellikle yüksek seviyelerde çok kullanılan bir taktik. Bunun için şu taktiği yapabilirsiniz. %70 falan işe yarıyor. Yönünüzü şu tarafa bakarak blink barınızı doldurup bir anda şu tarafa atarsanız o kurbanı gafil avlayabilirsiniz. Bu çok sık kullanılan bir taktiktir. Tabii ki her zaman işe yaramaz. Sonuçta karşınızdaki de online bir oyuncu. Adam belki dümdüz W'ye basıp gidecek yani bilemezsiniz. Ama minik bir ipucu olsun bu da. Evet arkadaşlar gelelim Michael Myers'a. Şimdi Michael Myers belki linç yiyeceğim ama normal haliyle oynaması sıkıcı bir katil bana göre. Fakat eklentileri en güçlü olan katillerden birisi olabilir. Sonuçta sınırsız tek atmanızı sağlayan bir özelliği var. Ve size 5. perk'ü veriyor gibi bir şey yani. Kurbanların ilk sizi gördüğünüzdeki tepkisi güzel. Yani böyle bir sağa sola kaçışıyorlar ya jeneratör bırakıp. Korku yaşatabilen bir katil yani. Özelliği sonuçta tek atmaya yarıyor. Bu onu biraz ön plana çıkarıyor. Fakat onun harici M1 bir katil. Palet, pencere gibi spotlarda oyalayabiliyorsunuz. Çok fazla bir gücü yok. Michael Myers'a karşı oynadığım maçlarda da çok zorlanmıyorum. Loop atması kolay bir katil bence. Ben arkadaşlar bunu Trapper'ın yanına C tier'a koydum. Şimdi gelelim The Hag'e. Bana göre oynaması en sıkıcı katil. Çünkü şöyle bir şey var. Hag'de de Trapper'da olduğu gibi maç başı hazırlığı yapmanız gerekiyor. Yani maç başı güçlü spotlara gidip tuzaklarınızı yerleştirmeniz gerekiyor. Fakat
Fakat Trapper'dan farkı şu. Trapper'ın tuzakları en azından basan kişiyi yakalamanızı sağlıyor. Yani direkt olarak o kişiyi düşürmüş gibi oluyorsunuz mantıken. Fakat Hag'de böyle bir şey yok. Bir kurban tuzağınıza bastıysa ışınlanıyorsunuz ve chase atmaya devam ediyorsunuz yani. Ve tuzağınıza bastıktan sonra yakında bir spot falan varsa siz ışınlanıp adamı bulana kadar o spota gidebiliyor zaten. Eğer tuzağınıza uzak bir yerdeyseniz de zaten ışınlanmanıza da izin vermiyor. Tuzağınızın belli bir metre yakınında olmanız gerekiyor yani. Ve hızı diğer katillere göre çok daha düşük olduğu için bu katille normal chase atma şansınız yok arkadaşlar. Yani bir spotta hadi döneyim bir kurbanı yakalayayım diyemezsiniz. Aşırı zaman kaybedersiniz. Sürekli tuzak oyunu yapmanız gerekiyor. Kurbanlar tuzağınıza basacak, ışınlanacaksınız, hasar vereceksiniz, bir daha tuzak atacaksınız falan filan derken chase devamlılığı sağlayamayan bir katil bana göre. Ha tamam, kurbanları gafil avlamanızı sağlayabiliyor. Tuzağa basan kurbanı direkt yanına ışınlanıp hasar verebildiğiniz durumlar olabiliyor. Ama sonuç olarak bunun da tuzakları devredişi bırakılabiliyor. Kurbanlar gidip yeri silerek tuzağınızı devredişi bırakabiliyorlar. Eskiden olsa bu katile karşı çok korkardım. Ama artık karşıma bile gelmiyor yani. Çok uzun süredir Hag'e karşı oynamadım bile. Bana göre D tier bir katil arkadaşlar. En kötülerden. Gelelim Doktor'a. Son aldığı bufflardan sonra biraz daha iyi bir hale geldi. CTRL özelliğinin süresi falan kısaltıldı biliyorsunuz ki. Şimdi ilk olarak CTRL özelliğini belli bir alana vurup kurbanların infosunu alabiliyor. Bu güzel bir özellik. En azından jeneratörde saklanan kurbanları falan bulabiliyorsunuz. İlk kısmı bu. İkinci kısmı doğru yerlerde şok atarak kurbanların palet ya da pencere kullanmalarını engelleyip onlara hasar verebiliyorsunuz. Aynı zamanda maçı yavaşlatmasını sağlayan bir özelliği daha var. Kurbanları seviye 3'e geçirdiğiniz zaman o kurban herhangi bir eylem yapamıyor. İşte medkiti varsa kullanamıyor, feneri varsa kullanamıyor, jeneratöre oturamıyor, başka bir arkadaşını heal'layamıyor gibi gibi. Bu seviye 3'ten kurtulması için kendine gel diye bir modu var. O modun barını doldurması gerekiyor. Yani bir nevi zaman kaybettiriyorsunuz kurbanlara. Ha bu süre çok fazla değil ama yine de bir şeyleri falan engelliyorsunuz. Aynı zamanda kurbanların arkasında kızıl ışık verdiğiniz için sizi tespit edememesini de sağlayabiliyorsunuz. Tam olarak gelip gelmediğinizi anlamıyor yani. Ben çok fazla zorlanmıyorum doktora karşı oynarken. Çünkü bazı spotlarda şok işini abartıyor doktor oynayanlar. Sürekli arka arkaya atıyor falan. 2-3 tur atacağınız spotta 6-7 tur atmış oluyorsunuz. Çok gereksiz zaman kaybedebiliyor yani. Benim gözümde B tier bir katil. Gelelim Huntress'e. Özellikle standart balta sayısı 7 olduktan sonra çok fazla oynanmaya başlanan bir katil. Huntress'i de yarın Nurse gibi düşünebiliriz aslında. Paletleri ve pencereleri net bir şekilde blokluyor çünkü. Ama Nurse'e göre en azından hani looplama şansınız olabiliyor. Şimdi arkadaşlar Huntress'in birkaç counter'ından bahsedeyim. Şu tarz gördüğünüz uzun spotların üstünden balta atamayacağınız için kurbanlar bu tarz spotlarda sizi rahat bir şekilde döndürebiliyor. Hızı da diğer katillere göre daha yavaş olduğu için kovalamacılarda bu tarz spotlarda düz yürüyüşte biraz zorlanabiliyorsunuz. Palete gidip balta kaldırdığınız zaman kurban paleti devirmek yerine size fake atıp yandan dolanabiliyor. Yani Huntress'in en net counter'ı bu diyebilirim. Onu da bir şekilde çözersiniz bence. Onun harici kurban paleti devirdiği zaman paletin üstünden hasar verebiliyorsunuz. Pencereden atladığı zaman pencerenin içinden hasar verebiliyorsunuz. Bu tarz spotları çok güzel kilitliyor. Şimdi Huntress'le ilgili şöyle bir ipucu vereceğim arkadaşlar size. Bunun aynısı Demogorgon için de geçerli. Ona gelince de anlatacağım. Şu tarz atlamalı spotlarda kurbanı kovalıyorsunuz, tamam mı? Arkanızdasınız. Gittiniz buraya kadar. Gittiniz. Buraya gelip balta kaldırırsanız kurban çoktan atlamış olur buradan. Ve siz balta attığınız zaman ya eğilir dodge'lar ya sağ sol yapar bir şey yapar dodge'lar. Burada yapmanız gereken şey şu. Kurbanın oraya doğru ilerlediğini gördüyseniz bu spotu tam dönerken baltanızı çektiğiniz zaman köşeyi döndüğünüz an fırlatmaya hazır hale gelmiş oluyorsunuz. Böylece kurban tam atlarken fırlattığınız için o an atlama animasyonunda oluyor ve hasarı dodge'lama şansı olmuyor. Ya da sizin bu köşeye dönmeden balta kaldırdığınızı duyduğu zaman pencereden atlamasını engelliyorsunuz çünkü balta fırlatacağınızı biliyor. Buradan atlamak yerine buradan falan gidiyor. Penceresini engellemiş oluyorsunuz ve burada açıkta yakalıyorsunuz kurbanı. O saatten sonra isterseniz koşu yoluna doğru baltayı atarsınız. İsterseniz de baltanızı tekrar cebinize koyup normal bir şekilde kovalarsınız. Daha doğru bir açı beklersiniz. Huntress'in notuna gelelim. Bana göre kesinlikle güçlü bir katil. Looplaması zor bir katil. Sizi çok ikilemde bırakıyor. Paleti devirirseniz üstünden balta atıyor. Devirmezseniz normal bir şekilde kovalıyor. Ve çoğu spotta o avantajlı. Yani palet olan bir spotta olsanız bile bazı spotların üstü ve yanı açık biliyorsunuz ki. Palete gerek bile kalmadan direkt o nesnenin üzerinden size vuruyor zaten. Oynatmıyor yani size o spotu. Bence Huntress kesinlikle S tier bir katil arkadaşlar. Özellikle standart balta sayısı 7 olduktan sonra. Gelelim Leatherface'e. Şimdi Leatherface'in testeresi de Hillbilly'ninki gibi tek atabiliyor. Fakat Hillbilly'nin testeresine göre dezavantajları şunlar. Birincisi Hillbilly'nin testereyle harita dolanımı çok iyi. Leatherface'de böyle bir şey yok. Yükleriniz var. Belli bir oranda gidebiliyorsunuz sadece. Ve testereniz o kadar da hızlı değil. Testereniz Hillbilly'ninki gibi ani bir atak yapamadığı için böyle hani sallana sallana gidiyor. Nereden geldiğini görüyorsunuz falan. Palet devirme, pencerelerden atlama şansınız çok yüksek. Hani karşı hamle yapılabilmesi basit bir katil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha tamam, sizi düşürdükten sonra kempi güçlü bir katil. Kancadan birisini alırken hem alan kişiyi düşürüyor hem alınan kişiyi düşürüyor falan. Ama artık kemp sistemini de biraz nerfledikleri için, kancanın dibinde duramadığı için o özelliğini de yitirdi gibi bir şey. Yani testeresi tek atmasına rağmen M1 katillerden çok da farkı yok. Palet ve pencereleri bloklayabilen bir katil.
katil değil. Fakat en azından bana göre Hack kadar da güçsüz bir katil değil. Trapper ve Michael Myers'ın yanına koyuyorum. Sıradaki katilimiz Freddy Krueger. Şimdi arkadaşlar, Elm Sokağı'nda kabus serisinin hem orijinalini hem remake'ini izlemiş biri olarak söylüyorum. Abi, orijinalinde şöyle olan bir adamı remake filminde nasıl şuna çevirdiniz? İlk eleştirim film yapımcılarına. İkinci eleştirim, Dead by Daylight yönetimi Robert Englund'un oynadığı Freddy'yi alamamış, remake olan Freddy'yi almış. Bu yüzden dış görünüş olarak kesinlikle eleştireceğim. İkinci olarak, filmlerinde bu kadar yaratıcı, bu kadar güçlü bir katilken Dead by Daylight'ta yere rüya kıskacı bırakıyorsunuz. O da ne yapıyor? Değen kurbanın hızını yavaşlatıyor falan filan. O da rüyadaysa, hani rüyada değilse zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Düz kovalamanız gerekiyor. Bu adam filminde musluğa dönüşüyor. Bu adam filminde duvarın içinden çıkıyor. Bu adam filminde heykele dönüşüyor. Biraz daha yaratıcı olunabilirdi özelliğinde bence. Ki Freddy'nin eski hali çok daha güçsüzdü. Bir kurbanı rüyaya geçirene kadar canınız çıkıyordu zaten yani. Şimdi bir kere kovalamaca açısından kesinlikle güçsüz bir katil. Freddy'nin en elle tutulur yanlarından birisi jeneratörlere ışınlanabilmesi. Yani en azından biraz olsun harita kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Fakat buradaki kötü olan kısım şu. Siz bir jeneratörden çıkarken bu şekilde kurbanlar infonuzu alıyor. O jeneratöre geldiğinizi anlıyorlar yani. İşte ne bileyim, Demogorgon'daki gibi, Sadako'daki gibi ya da Raid'deki gibi sessiz bir şekilde yaklaşıp kurbanları gafil avlama şansınız yok. Bu saydıklarıma göre avantajı ne? Direkt olarak jeneratörden çıkıyor. Diğerleri jeneratörün yakın bir spotundan çıkıyor. Fakat Freddy direkt olarak jeneratörden çıktığı için kesin olarak kurbanları kovmuş oluyorsunuz. Ulan botlardan jenerasyon arkada, anasını satayım. Ama dediğim gibi kurbanları gafil avlama şansınız olmuyor. Geldiğinizi her türlü anlıyorlar ve bir spotu atıyorlar kendilerine. Yani bu jeneratör özelliği olmasa kesinlikle D tier bir killer. Ama en azından hani bir şekilde jeneratörlere çanak çömlek atmak için falan filan biraz size o kolaylığı sağladığı için C tier'a koydum arkadaşlar. Geldik Dippy'ye. Testere serisinde çok sevdiğim bir karakterdir bu arada. Testere serisi hani böyle tam olarak bir korku film serisi değil de biraz daha böyle gerilim, dedektiflik üzerine bir seri olmasına rağmen Dippy sahneleri her zaman ürkünç olmuştur. Çünkü o seride jumpscare atan karakter Dippy'dir. Birilerinin arkasından gelir yakalar falan. Bilmeyenler için de bu Dippy Saw serisinde ana bir karakter değil arkadaşlar. Yardımcı bir karakter. Jigsaw'un işlerini yapıyor. İşte birisini bayıltıyor, kaçırıyor ya da ne bileyim tuzakları hazırlıyor falan. Biraz ayak işleri yapıyor diyebilirim yani. Aynı zamanda da Dippy tek bir kişi değil. Birden fazla kişi Dippy kılığına bürünebiliyor. Gelelim oyun haline. Şimdi eğilip gizli moda geçme özelliği güzel. Aynı raid'de olduğu gibi kurbanları jeneratördeyken gafil avlayabiliyorsunuz. İlk hasarı beleş bir şekilde verebiliyorsunuz. Fakat raid'den farkı şu, eğiliyor olsa da sonuçta görünebilen bir katil. Kurbanlar sizin geldiğinizi anlayabilir. Hasar verme mantığına gelirsek, öne doğru atılma özelliği var ya eğildikten sonra. Bana göre güçlü değil. Çünkü oyunda kısa denilebilecek spot sayısı çok az. Zaten kısa bir spotta da özelliğinize gerek yok. Normal halinizle mind game atarak da kısa bir spotta herhangi bir kurbanı çok rahat bir şekilde yaralayabilirsiniz. Özelliğini kullandığınız zaman kurbanlar genelde nereden geleceğinizi anlıyor. Çünkü böyle aşırı hızlı bir atılım yapmıyorsunuz sonuçta. Bunu şimdi oyun içinde daha net anlatacağım. Şimdi Dippy'in özelliğinin hasar verme şansı bence çok yüksek değil. Çünkü şu tarz gördüğünüz bir spotta özelliğinizi attığınız zaman nereden giderseniz gidin kurban sizin geldiğinizi görüyor. En iyi ihtimalle şöyle bir şey yaparsınız. Şuradan gidiyor gibi yapıp bir an böyle dönersiniz falan ama spot uzun olduğu için adam her türlü görüyor nereden geldiğinizi. Bunu ancak çok düşük seviye kurbanlar falan yer yani. Burada size verebileceğim taktik şu. Bu şekil spotun dış bir kısmından özellik atmak yerine paleti siz alıp kurbanı spotun dışına itip paletteyken eğilip özellik atarsanız bu sefer kurbanın dışarıda bir yerde kalmasını sağladığınız için paleti kullanmasını engelleyebiliyorsunuz. En azından ilk anlattığıma göre bu ikinci anlattığımı yaparsanız hasar verme şansınız daha yüksek. Bunu birkaç kere yaptıktan sonra kurbanlar büyük ihtimal siz özelliğinize geçtiğiniz zaman spotu salacaktır. O zaman da şu yöntemi yapabilirsiniz. Eğildikten sonra çok azıcık bir şey mouse'a basıp şu sesi vermeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu ses siz sanki özellik atıyormuşsunuz gibi bir fake sesi veriyor kurbanlara. Kurbanlar da bu sesi duyunca tamam bu özelliğe geçti biz spotu salalım deyip başka bir yere kaçmaya çalışıyorlar. Fakat onları fakelemiş oluyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu, sesi verip ardından hemen ayağa kalkıp yolunuza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Böylece kurbanları kandırıp onları açıkta bırakmış olabiliyorsunuz. Yani Dippy'in özelliği en verimli bu şekilde kullanılabilir bence. Şimdi gelelim bana göre Dippy'in en güçlü olduğu kısma, maç tutma kısmı. Kurbanların kafasına tuzak takıp o tuzak aktif olduğu zaman o kurban tuzağını çıkarana kadar resmen oyun dışı kalmış oluyor o kurban. Çünkü solda bir ölüm sayacı olduğu için o kurbanın hiçbir şey yapma ihtimali kalmıyor. Bir an önce kafasındakini çıkarmakla uğraşıyor. Jeneratör yapamıyor. Birisini kancadan almaya gidemiyor. Yaralıysa iyileşemiyor. Ya da başka bir yaralı kurbanı iyileştiremiyor. Bir kişiyi belli süreliğine oyundan çıkarmış gibi oluyorsunuz. Bu sürede de diğer kurbanlardan herhangi birisini kancaya asarsanız bir kişi tuzakla uğraşmış oluyor. Bir kişi kancada olmuş oluyor. Bir kişi de kancadaki kurbanı almaya gelmek zorunda oluyor. Ve yalnızca bir kişi jeneratör yapmış oluyor. Çok ciddi oranda
anda yavaşlatıyorsunuz yani maçı. Hem gizlilik yönünden dolayı hem de maçı yavaşlatabilme özelliğinden dolayı ben The Pig'i B tier'a koyuyorum arkadaşlar. Çünkü ne zaman The Pig oynasam biraz olsun Gen Rush'ı engelleyebiliyorum. Ve şu anki meta Gen Rush biliyorsunuz ki. Aynı zamanda da The Pig ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. 4 kurbanın toplamda 12 deneme hakkı var tuzağı çıkarmak için. Yani diyelim ki ilk kurban 4. deneyişinde çıkardı. 2. kurban 3. deneyişinde çıkardı. 3. kurban da 3. deneyişinde çıkardı. Ne olmuş oluyor? 10. Bu şu demek oluyor. Sonuncu kurban 2. denemesinde kesinlikle tuzağını çıkaracak. Yani bu toplam sayılara dikkat ederek kaçıncı seferde çıkaracağınızı da anlayabilirsiniz aslında. Tüm kurbanların 4. seferde çıkarma gibi bir olayı yok yani. En fazla 12 sefer deneme hakkı veriyor. Evet arkadaşlar, gelelim Clown'a. Main katilim. Hem kendimi en güçlü hissettiğim hem de oynamaktan en keyif aldığım katil. Şimdi oyun içinde birkaç örnekle anlatacağım neden sevdiğimi ve neden güçlü bulduğumu. Şimdi ilk olarak arkadaşlar, bir kurbanı uzaktan gördünüz diyelim, tamam mı? Bak şimdi gördüğünüz kurban normal şartlarda şu palete doğru çok rahat koşabilir ve bu palet çok güçlü bir palet. Fakat siz bu kurbanı gördüğünüzde bu şişenizi atıp onu yavaşlatarak herhangi bir spota yetişmesini engelleyebiliyorsunuz. İlk avantajınız bu. İkinci olarak da kurbanların spotta dönememesini sağlıyorsunuz. Tur atamıyorlar yani. Mesela şu spottan örnek vereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunun güçlü spotlarından bir tanesi. Yani sıradan bir katili düşünün. Buradan böyle gelip kurbanı kovalamakla uğraşacaksınız. Kurban tekrar buradan dolanacak. Bu paleti devirecek. Fakat Clown oynarken bıraktığınız bir şişe sayesinde o kurbanı o kadar yavaşlatıyorsunuz ki bu tarz güçlü bir spotta bile ona yetişme şansınız oluyor. Şu küçük spotları saymıyorum bile. Bu spotlarda %100 hasar veriyorsunuz. Mesela bu tarz bir spotta bile sıradan bir katille zorlanabilirsiniz. Yani o kurbana mind game yedirmeniz gerekiyor işte böyle böyle falan yaparak. Fakat Clown ile çok basit. Direkt gaza at, yandan dolan. Çok basit. Paleti ister devirsin ister devirmesin. Paletin devrik olduğunu varsayın. Yine o kurbanı yavaşlatıp yine yandan dolanıp çok rahat bir şekilde yetişebilirsiniz. Bana göre looplarda oyunun en güçlü katillerinden birisi. Clown'la ilgili şöyle bir ipucu vereyim size. Mesela şu tarz bir spotu oynarken bu taraftan gidiyor gibi yaparak kurbanın şu şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Bunu şu şekilde hızlı bir şekilde yaptığınız zaman çok net bir şekilde yakalıyorsunuz. Buraya gaz bırakıp şuradan hemen gidiyorsunuz ve kurban size doğru koşmak yerine açık bir alana koşmak istediği için buradan devam ediyor ve gaz yiyip yavaşlıyor. Uzak bir kısma şişe fırlatmak istediğinizde eğiminizi şu şekilde çok yukarı kaldırmayın arkadaşlar. Çünkü böyle yaptığınız zaman bombeli gittiği için uzağa gitmek yerine yakınlarınıza düşmüş oluyor. Onun yerine biraz daha şu şekilde bir açıda bırakarak gördüğünüz gibi çok uzak yerlere şişeler fırlatabilirsiniz. Şimdi belki birçoğunuza komik gelecek. Belki birçoğunuz ne diyor bu deli diyeceksiniz ama Clown benim için S tier bir killer arkadaşlar. Ben çok kötü katil oynarken bile maçlarımı Clown ile kazanıyordum. Şimdi yüksek seviyelere çıktım. Çok ciddi kurbanlara karşı maçlar atıyorum. Ve Clown ile maçlarımı yine kazanabiliyorum. Demek ki bu karakterde bir şey var. Ya benimle çok özdeşleşti, ben iyi oynuyorum. Ya da gerçekten güçlü bir katil. Ama şöyle de bir şey var. Ben Clown'la karşı oynarken çok zorlanıyorum. Az önce anlattığım şekilde spotlarda dönmemi engellediği için ya paletleri erkenden devirip katile yem etmek zorunda kalıyorum paletleri. Ya da spotta dönemeyip hasar alıyorum. Bana göre kesinlikle çok güçlü bir katil. Geldik Spirit'e. Yarın Nurse diyebiliriz buna da. Nesnelerin içinden geçemiyor evet ama özelliğine geçtiği zaman görünmez olduğu için mind game yapması çok zor bir katil. Ha tamam biraz nerflediler. Fısıltı sesinde nereden geldiğini duyuyorsunuz falan ama çok da işe yaramıyor ne yalan söyleyeyim. Yine bir şekilde sizi yakalayabiliyor. Özellikle yaralıysanız Spirit'e karşı hiç şansınız yok diyebilirim. Kulağı varsa eğer. Yani göremediğiniz bir katile karşı mind game yapmak çok zor. Paleti ne tarafa devireceğim, pencereden atlayayım mı, atlamayayım mı? Sizi sürekli ikilemde bırakıyor. Aynı zamanda özelliğine geçtiği zaman normalden daha hızlı olduğu için harita kontrolü de iyi olan bir katil. Jeneratörleri hızlı bir şekilde gidebiliyor. Çok yorum yapmaya gerek yok. S tier bir katil tabii ki de. Gelelim Legion'a. Artık main katillerimden olmasa da eskiden main katillerimden de arkadaşlar. Artık neden main katillerimden olmadığını anlatayım. Yüksek seviyelerde Legion'ın düşük kaldığını anladım. Bunun en net sebeplerinden birisi şu. Şimdi bir kurbanı yaralayıp diğer kurbanlara gittiğiniz için özelliğinizle o yaralanan kurban heal yapmakla vakit kaybetmiyor ve oyunun yeni sisteminde direnç perk çok fazla meta olduğu için adamın da bir nevi işine geliyor. Yaralı yaralı jeneratör yapıyor ve hızlı yapmış oluyor. Bu da bir nevi sizin Gen Rush yemenize neden oluyor. İkinci olarak da bir kurban yaralı dolansa bile sonuç olarak özelliğinizle onu düşüremediğiniz için düz vuruş atmanız gerekiyor. Düz vuruşunuzla paletleri, pencereleri falan bloklayan bir özellik olmadığı için looplanması zor olmayan bir katil. Yani sadece belki biraz maçı yavaşlatabiliyorsunuz işte birilerini yaralayıp derin yaraya falan sokarak. Evet benim güzel build'lerim var Legion'da, Gaddar Legion, ne bileyim özelliğinin süresini uzatan build falan ama standart halini değerlendirdiğimiz zaman ve karşıma geldiğindeki kovalamacaları değerlendirdiğim zaman güçlü bir katil olmadığını anlayabiliyorum. Bana göre oynaması eğlenceli, keyif aldığım bir katil, çok fazla da oynadığım bir katil ama güçlü mü derseniz bence değil. B ve C arasında kaldım ama bence C tier bir katil arkadaşlar. Özellikle yüksek seviyelerde çok fazla şans yok diyebilirim. Gelelim Plague'e. Şimdi Plague nesnelere kusabildiği için işte jeneratöre falan bir kurbanla kovalamaca da değilse bile o kurbanın jeneratöre oturması sayesinde o kurbana virüs enjekte edebiliyor. Böylece o kurban belli bir süre sonra
sonra pasif bir şekilde yaralanmış oluyor. Yani kovalamacada değilken bile birilerine zarar verebiliyorsunuz. Aynı zamanda o yaralanan kurban sakat durum etkisine geçiyor ve normal şartlarla iyileşemiyor. Gidip sadece musluktan su içmesi gerekiyor. İyileşmesinin tek şansı bu. Ya yaralı yaralı maça devam edecek ki bu sayede avantajlı konuma geçip kurbanları birer vuruşta düşürme hakkına sahip oluyorsunuz. Ya da gidip musluktan su içip size kanlı kusmuk verecek. Size kanlı kusmuk verirse çok ciddi avantaj elde ediyorsunuz. Çünkü birisine bileyim pencereden attığı zaman kanlı kusmukla hasar veriyorsunuz uzaktan. Palet devirdiği zaman paletin üstünden kanlı kusmuk atıyorsunuz. Nesnelerin üzerinden kanlı kusmukla hasar verebiliyorsunuz gibi gibi. Sizi M1 bir katil olmaktan çıkarıyor yani o özellik. Plague'e karşı oynadığım maçlarda da genelde zorlanıyorum. Maçı iyi tutan bir katil yani, iyi yavaşlatıyor. Özelliği de güçlü bence. Bence A tier'ı hak eden bir katil. Gelelim Ghostface'e. Bir türlü yıldızımın barışmadığı bir katil. Ama burada Ghostface'e çok fazla suç bulmak istemiyorum. Çünkü ben oynamayı beceremiyorum. Bu konuda net bir şekilde öz eleştiri yapabilirim. Ghostface eleştirilerine gelecek olursak şunları söyleyebilirim. Kancadaki ve yerdeki kişinin bizi bence ortaya çıkaramaması gerekiyor. Bu katili oldukça güçsüz bir hale getiriyor. Onun harici bir kovalamaca içerisindeyken o kurbanı stalklayıp tek atma moduna geçirdiyseniz bile bir şekilde M1 katilsiniz. Hani böyle kapalı bir map'te değilsek falan adamı istediğin kadar tek atma moduna geçir. Macmillan gibi, Autohaven gibi hem açık alan hem de güçlü spotların olduğu haritalarda seni çok rahat bir şekilde döndürebiliyor. Yani Ghostface oynayabilmek için haritaya ihtiyacınız var. Bu tarz katiller de bana güçlü gelmiyor. Güçlü katil dediğin her haritada iş yapabilen katildir. 1-2 tane counter olur, onlar kabuldür. Ama geri kalan tüm haritalarda iş yapabilmesi gerekiyor güçlü katilin. Ama Ghostface bana göre böyle değil. Autohaven gibi açık bir haritada bence çok güçsüz kalıyor Ghostface. Çünkü adamın ana özelliği stalk atmak. Yani gizlilik esaslı. Ama Autohaven o kadar açık ki kurbanlar jeneratör yaparken azıcık sağına soluna baksa görüyorlar zaten adamı. Ben beceremediğim için bana oynaması da keyifli gelmiyor. Fakat bu tamamen benlik bir kısım. Yani Ghostface eğlenceli değil diyemem. Çok fazla keyif alan vardır biliyorum ki. Ona karşı oynarken de çok fazla zorlandığımı hatırlamıyorum. Hatta böyle kafasını çıkarıp kenardan bakması falan komik geliyor bana. D ve C arasında kaldım. Ama en azından tek atabiliyor olması hatırına C vereceğim. Ve bence Ghostface'in şu şekil bir değişikliğe ihtiyacı var. Stalklayıp tek atma moduna soktuğunuz kurban sizi ortaya çıkaramamalı. Yani ben o kurbanı bir şekilde tek atma moduna soktuysam gizli kalmaya devam etmeliyim ki o kurban benim ışığımı falan görmesin. Tek atma moduna sokmam bir işe yarasın. Hani en azından mind game'lerde falan o kurbanı düşürebileyim. Fakat o kurban bizi açabildiği için kırmızı ışığımız da gelmiş oluyor. Böylece gizli moddan çıkmış oluyoruz ve avantajımızı yitiriyoruz. Tek avantajımız tek atmak oluyor ama onu da palet devirerek, pencereden atlayarak dodge'layabiliyorlar. Sonuçta M1 bir katiliz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Demogorgon'a. Özelliği bence güzel. Pig'inki kadar boş değil yani. Hızlı bir atılım sağladığı için refleks isteyen bir özellik. Pencereleri, paletleri kilitleyebiliyorsunuz yani. Aynı zamanda portalları sayesinde harita kontrolü de yapabiliyorsunuz. Şimdi birkaç ipucu vereceğim Demogorgon'la ilgili. Şimdi gençler, ilk olarak portallarıyla ilgili birkaç ipucu vereyim. Şimdi gördüğünüz gibi haritanın bir bu tarafı var. Burada üçgen var gördüğünüz gibi. Bir de diğer tarafı var. Şimdi haritanın bir tane bu tarafına, bir tane de haritanın diğer tarafına portal bırakarak haritanın iki tarafında da hakimiyet kurabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi bir portalım orada, bir portalım burada. Diğer portalıma giderek çok kısa bir süre içerisinde haritanın diğer tarafına ulaşmış oluyorum. Bu çok önemli bir özellik. İki tarafta da hakimiyet kurabiliyorsunuz yani. Bir diğer ipucum, portallarınızı şu şekilde gidip jeneratörün dibine atmayın arkadaşlar. Çünkü kurbanlar ya bunu bozarlar ya da siz portaldan çıkarken sizi fiziksel olarak gördükleri için geldiğinizi anlarlar ve bu spottan kaçarlar. Bunun yerine jeneratör bulunan yerlerin işte şu şekil hafif uzağındaki kayaların arkasına atarsanız gördüğünüz gibi bunu zaten görme ihtimalleri yok. Hem de jeneratörün biraz uzağında olduğu için bu portalın sesini de duymamış oluyorlar. Gördüğünüz gibi portal kayanın tam arkasında. Oraya ışınlandığınız zaman portaldan çıktıktan sonra birkaç saniyeni tespit edilemez durum efektinde olduğunuz için sizin geldiğinizi anlamayacaklar ve böylece jeneratörde beleş hasar verebilirsiniz kurban. Gidip jeneratörün dibine atmayın yani portallarınızı. Bir diğer önemli olay da iki tane jeneratör birbirine yakın, tamam mı? Bakın gördüğünüz gibi ikisi de birbirine yakın. Bu iki jeneratörün orta konumlarına bir yere portal atarak tek bir portal ile iki jeneratörü de savunabilirsiniz. Yani başka bir portaldan buraya ışınlandığınız zaman iki jeneratörü de kontrol sağlayabiliyorsunuz. Ve son olarak özelliğiyle ilgili bir şey anlatacağım arkadaşlar. Huntress'teki aynı mantık. Bir kurbanın herhangi bir spota gittiğini gördüyseniz, mesela buradan örnek vereyim. Kurban köşeyi döndü. Siz buradayken özelliğinizi açarsanız o kurban çoktan atlamış olur ve ıskalamış olursunuz. Fakat tam köşeyi dönerken özelliğinize geçerseniz gördüğünüz gibi tam köşeyi döndüğünüz sıra özelliğiniz hazır olmuş olacağı için o kurbanı atlama animasyonunda yakalayabilirsiniz. Ya da Huntress'te olduğu gibi kurban oradan atlamaz, yana dolanmaya çalışır, pencereyi kullanmasını engellemiş olursunuz ve özelliğinizi bırakıp kurbanı fake atmış buraya vurmuş olursunuz. Az önce anlattığım şeyin aynısı palette de geçerli arkadaşlar. Yani siz bu köşeyi döndükten sonra burada açarsanız özelliğinizi kurban o paleti çoktan devirmiş olur. Fakat tam bu köşeyi dönerken özelliğinizi açıp hazır edip direkt atarsanız bu sefer siz avantajlı olmuş olursunuz. Bence bu anlattığım şekilde
doğru oynanıldığı zaman Demogorgon iyi bir katil arkadaşlar. Karşıma geldiğinde de hani böyle çok üstünlük kurabildiğim bir katil değil. İyi oynayan, akıllı oynayan Demogorgon olduğu zaman gerçekten çok zorluyor beni. Harita kontrolü de olan bir katil. Benim gözümde A tier bir katil arkadaşlar Demogorgon. Evet, şimdi geldik Oni'ye. İlk olarak kurban tarafı için bir ipucu vereyim. Oni'ye karşı oynarken paletlere acımayın arkadaşlar. Özellikle maçın başlarında. Yani bir spotu devirmeyip hasar alırsanız Oni çok hızlı bir şekilde kan kasıyor. Ve bu kastığı kanlar sayesinde tek atma moduna geçtiği için aynı anda birkaç kişiyi yere düşürüp maçı çok yavaşlatabiliyor. O yüzden maç başında Oni özelliğini ne kadar geç geçerse kurban tarafı için o kadar iyi. Maçın başında paletlere acımayın. Kafasına kafasına devirin. Comeback atma olasılığı çok yüksek bir katil. Özelliğine geçene kadar düz M1. Normal katillerden bir farkı yok. Fakat özelliğine geçtikten sonra çok hızlı bir şekilde birden fazla kurbanı düşürebildiği için sonuçta tek atıyor ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Maça ağırlık koyabiliyor. Kendim hiç oynamadım Oni'yi bu arada. Kanalda hiç videosu yok. O yüzden kendim hakkında çok yorum yapamayacağım. Ama ona karşı oynadığım zaman çok zorlanıyorum. Bence S tier kalitesinde bir katil değil. S tier metası geçti. Eskiden S tier bir katildi. Fakat B tier'a düşecek kadar kötü bir katil de değil. Tam böyle ortalarda bir yerde A tier olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim Dead Slinger'a. Bu da ona karşı oynarken çok zorlandığım katillerden birisi. Harita kontrolü zayıf olan bir katil. Çünkü hızı normal katillere göre daha yavaş. Ve herhangi bir hani böyle ışınlanabilme falan özelliği yok. Ama özelliği sağlıklı olan bir kurban için palet ve pencereleri blokluyor. Neden sağlıklı olan bir kurban için diyorum? Çünkü pencereden atlasanız bile özelliğini size tutturursa sizi yaralayıp derin yara moduna sokabiliyor. Hatta yaralıysanız ve pencereden atlayıp özelliğini tutturursa yine vurabiliyor size pencere arkasından. Fakat yaralıyken tam palet devirdiğiniz esnada sizi tutturursa paletten sizi çekemediği için bir şekilde o paleti ona karşı kullanmış oluyorsunuz. Fakat her halükarda güçlü bir katil. Sonuçta siz spota giderken uzaktan silahla sizi çekebiliyor. Ama dojlaması da Huntress'e göre daha basit olan bir katil. Çünkü hitbox'ı Huntress'e göre biraz daha dar. Huntress tam olarak sizi tutturmayıp az bir şey yanınıza atsa bile hasar alıyorsunuz biliyorsunuz ki. Dead Slinger'da tam o kurbanı tutturmanız gerekiyor. Uzak spotlarda da biraz önüne atmanız gerekiyor. O yüzden evet güçlü ama herkesin becerebildiği bir katil değil. Karşıma geldiği zaman çok zorlandığım bir katil. Biraz yüksek seviyelerde oynayanları düşünerek A tier'a koymak istiyorum ben arkadaşlar. Çünkü gerçekten iyi oynanıldığı zaman çok sıkıntı çıkarıyor. Sıradaki katilimiz Piramit Kafa. Yani bazen Nurse'u bile oyalayabiliyorum ama bunu oyalayamıyorum. Hani böyle insanların bir laneti olur ya. Yok olmuyor yani, bu katili oyalayamıyorum arkadaşlar bir türlü. Çünkü çok kararsız bırakıyor beni. Yani özelliğine geçiyor, yol çizmeye başlıyor. Şimdi paleti devirsem, palet devirme animasyonundayken bana hasar verecek özelliğini atıp. Paleti devirmesem bu sefer özelliğini atmayı bırakıyor ve sol tık ile vuruyor. Çok kararsız bırakıyor yani. Bunun aynısı pencereler için de geçerli. Pencereden atlayınca özelliğini atıyor. Atlamayınca fake verip normal vuruşuyla vuruyor. Beni çok kilitliyor yani. O yüzden looplarda güçlü olduğunu düşündüğüm bir katil. Aynı zamanda kafes özelliği var. Bir kurbanı kafese yolladıysa o kurban kafesten alındıktan sonra o kurbanın kanca sonrası perkleri çalışmıyor. Yani işte decisive perk varsa çalışmıyor. Bar of time çalışmıyor. Kafes olayı bir nevi sizi tamamen tunnel'a sürüklüyor yani. Hiçbir perk'ü çalışmadığı için kafesten alınan kurbanı direkt olarak düşürüp asmaya devam edebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde öldürebiliyorsunuz yani. Tabii kafesin belli metre yakında beklememeniz gerekiyor. Yoksa kurban ışınlanıyor başka bir tarafa falan. Son zamanlarda çok fazla oynanmasa da karşıma geldiğinde sürekli bela oluyor bana. Gerçekten güçlü olduğunu düşündüğüm bir katil. Ben A tier'a koymak istiyorum. Şimdi geldik Maraz'a. Bu da oynamayı beceremediğim katillerden. Oni gibi, Maraz gibi böyle dönüş gerektiren katilleri beceremiyorum arkadaşlar. Birincisi 5 kere arka arkaya atılım yapabildiği için jeneratörleri kısa sürede dolanabiliyor. Yani harita kontrolü iyi. İkincisi sizi yarı yolda yakaladığı zaman spota ulaşmanızı engelliyor. Yarı yoldayken hasar veriyor yani. Üçüncüsü açık alanda kaldıysanız zaten neredeyse Maraz'a karşı şansınız yok. Dördüncüsü de iyi bir Maraz oyuncusu. Herhangi bir palette olsanız bile çok değişik trikleri var. Böyle spota sürttürerek dönüyorlar falan. Yine paleti kullanmanızı engelleyip size hasar verebiliyor yani. Loop açısından da harita kontrol açısından da çok güçlü bir katil. Kesinlikle S tier olduğunu düşünüyorum. Gelelim Twins'e. Şimdi Victor'la oynaması çok keyifli ve bence Victor çok güçlü. Çünkü çok hızlı bir katil ve kalp atış falan yok. Yani kurbanların yakınına falan sokulabiliyorsunuz. Aynı zamanda hızlı olduğunuz için kurbanların dibine girip çok rahat bir şekilde yaralayabiliyorsunuz onları. Paletlerin üstünden ya da pencerelerin üstünden de atlayabildiğiniz için looplarda çok güçlü bir katil bence. Fakat bir kurbanı yere düşürdükten sonra doğal olarak Victor'un küçüklüğünden dolayı o kurbanı sırtınıza alamadığınız için Charlotte ile oraya gitmeniz gerekiyor. Siz gidene kadar ya o kurbanı yerden kaldırıyorlar, ya o kurban bir palete sürünmüş oluyor, ya ne bileyim yani haritanın bir ucunda düşürdüğünüz için oraya gidene kadar çok zaman kaybediyorsunuz. Çünkü bir oraya kadar gitmesi var, bir de gittikten sonra o kurbanı sırtınıza alıp kancaya kadar götürmesi var. Çok zahmetli bir killer yani. Looplar da kesinlikle çok güçlü. Victor'u dojlaması da çok zor. Ben oynadığımda da çok güçlü olduğunu hissettiğim bir katil yani looplarda. Ama söylediğim zaman kaybetme özelliğinden dolayı yüksek seviyelere maalesef erişemiyor. Bu arada çok az oynanmasına rağmen oyunun en yüksek kill alma oranına sahip katillerinden birisi kendisi. Sadece loop olarak değerlendirseydim A veya S tier'a koyabilirdim. Ama az önce saydığım sebeplerden dolayı çok vakit kaybettiği için B tier'da
kalması gerektiğini düşünüyorum. Gelelim Trickster'a. Üstü açık spotlarda kesinlikle çok güçlü bir katil. Yani paleti ister devirin ister devirmeyin. Onun için bir önemi yok. Üstten bıçaklar fırlatarak sizi kolay bir şekilde yaralayabiliyor. Yani böyle kapalı bir harita gelip sürekli köşe dönmediğiniz sürece diğer haritalarda güçlü olan bir katil aslında. Looplaması zor yani. Sürekli bir nesnelerin falan bir şeyden arkasına saklanıp kaçmanız gerekiyor. Harita kontrolü konusunda bir avantajı yok. Evet ama kovalamacaları kısa tutabiliyor. Bu sayede büyük avantaj sağlıyor bence. Ben A tier bir katil olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Trickster'ın. Ve geldik Nemesis'e. Şimdi hepiniz aynı şikayeti yapacaksınız büyük ihtimal. Karşıma geldiği zaman zombileri 1000 IQ, benim takımıma geldiği zaman zombiler mallaşıyor falan. Aynı şeyi ben de söyleyeceğim. Gerçekten öyle. Nedenini bilmiyorum. Ama herkes Nemesis aldığı zaman zombilerin beyinsiz olmasından şikayetçiyse o zaman bu karşımıza gelenler kim yani? Hani onların zombileri niye zeki? Her neyse gençler. Zombileri ara ara salaklık yapsa da iş yaptığı noktalar çok fazla. Bir jeneratörden kurbanı kovabiliyorlar. Herhangi bir spotta dolanıp o kurbanın o spotu oynamasını engelleyebiliyorlar. Böylece kurban açıkta kalıyor, sizin önünüze geliyor falan. Ara sırada olsa hasar verebiliyorlar. İşinizi kolaylaştırıyorlar. Zombi kısmı böyle. Biraz haritayı tutmanızı sağlıyor yani. Kurbanları jeneratörlerden kovarak falan. Onun harici kendi özelliğine gelecek olursak bu da bir nevi palet ve pencereleri engelliyor. Pencereden atlayan kurbana kırbaç vuruyorsunuz. Palet devirene vuruyorsunuz. Ya da en kötü ihtimalle kırbaç ile paleti kırmış oluyorsunuz. Ve son buff'ından sonra bir kurbana kırbaç tutturduğunuz zaman çok ciddi yavaşlıyor o kurban. Bence güçlü bir katil Nemesis. S tier'a kadar çıkamaz fakat A tier'a kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Gelelim Pined'e. Şimdi Pined'in özelliğini kullanması bir şey fırlatmalılar arasında en zoru olabilir. Yani hassas bir mekaniği var. Azıcık bir şey sağa sola çevirdiğiniz mi zincir uçuyor gidiyor. Bir ara auto-evindeyken Macmillan'a falan zincir attım yani, öyle şeylerim de var. Otomatik zincirler başladığı zaman kurbanları ciddi oranda yavaşlatıyorsunuz. Çünkü sürekli zincir attığınız için onlara jeneratör yapamıyorlar ya da birbirlerini iyileştiremiyorlar falan. Kutuyu alıp açan kurbana ışınlanıp hızlı bir şekilde kovalamaca da başlatmış olabiliyorsunuz. Ama her ne yaparsanız yapın zincir tuttuğunuz kurban hem palet devirebiliyor hem de pencereden atlayabiliyor. Onu tamamen engelleyemediği için aşırı yüksek seviyelere çıkabileceğini düşünmüyorum. Aynı zamanda da zincirini dojlaması bence kolay. Bir iki kere dojladığınız zaman zaten çok ciddi zaman kaybediyor. Eğer otomatik zincir özelliği olmasa gerçekten çok düşük seviye kalabilirdi bu katil. Ama otomatik zincir olayı biraz yavaşlatıyor kurbanları. İşte kutuya gitmeleri gerekiyor falan filan derken biraz oyalıyorsunuz maçı. O yüzden tam böyle ortalarda B tier bir katil olduğunu düşünüyorum. Gelelim sanatçıya. Birincisi uzak jeneratörlere karga fırlatarak hangi jeneratörde kim var info alabilmenize yarıyor. İkincisi karga tutturduğunuz kurbanın gittiği yeri görüyorsunuz. Bu kovalamacılar da size bir avantaj sağlıyor. Üçüncü ve en önemli olayı da bir kurban herhangi bir spottayken paletine karga yerleştirdiğimiz zaman o kurban palet tarafına doğru koşarsa kargayı fırlatıp hasar veriyoruz. Palet tarafına koşmayıp size doğru gelirse de yine normal vuruşunuza hasar vermiş oluyorsunuz. Spotları güzel kilitliyor yani. Dolaba girerek kargalarını direkt def edebiliyorsunuz. Bu biraz dezavantaj onun için. Ne yalan söyleyeyim, karşıma geldiğinde hep iyi loopladığım bir katil. Bilmiyorum ben mi şanslıyım ama aslında A tier ile B tier arasında çok kararsız kaldım. Ama sanırım B tarafına koyacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim Sadako'ya. Freddy gibi, Demogorgon gibi ışınlanabilen katiller arasında bana göre en güçlü olanı Sadako. Tamam chase'lerde normalsiniz, M1'siniz. Demogorgon gibi atılma özelliğiniz yok ya da Freddy gibi kurbanları yavaşlatamıyorsunuz. Ama ışınlanmalar arası bekleme süresinin olmayışı çok hızlı bir şekilde jeneratörleri dolanmasını sağlıyor. İkinci olarak görünmez olarak dolanabildiği için jeneratörlerdeki kurbanları gafil avlayabiliyorsunuz. Üçüncü olarak hiçbir şey yapmasanız bile normal kovalamaca esnasında karakter sürekli glitchlendiği için yani böyle bir yanıyor bir sönüyor, bir yanıyor bir sönüyor. Bu kurbanların kafasını karıştırıyor. Böylece çok daha basit mind game'ler atabiliyorsunuz. Kurbanların kafasını karıştırmış oluyorsunuz. Çok düz bir spotta bile attığınız mind game'le kurbanları avlayabiliyorsunuz yani. Ve sürekli televizyonlara ışınlanarak kurbanlara kaset yükü verdiğiniz zaman kurbanları mori yeme moduna sokabiliyorsunuz. Yani o kurbanı hiç asmamış olsanız bile mori atabiliyorsunuz. Ya da kaset yükü fazlalaşan kurban bir televizyona gidip kaset alıp başka bir televizyona gidip onu takmak zorunda. Yani maçı yavaşlatmış oluyorsunuz. Bence kesinlikle çok güçlü bir katil. Ona karşı oynadığım zaman da güçlü olduğunu hissettiğim bir katil. A tier olduğunu düşünüyorum. Gelelim Dredge'e. Şimdi Dredge dolaplara ışınlanarak haritayı hızlı bir şekilde dolanabilen bir katil. Fakat bunu yaparken çok ses çıkardığı için kurbanları gafil avlama şansınız çok düşük. Yani tam o jeneratöre ulaşmış oluyorsunuz ama geldiğinizi anlıyorlar. İkinci olarak spotlarda kara delik bırakıp kurbanı o kara delik tarafına itip oraya ışınlanıp mind game'ler yapabiliyorsunuz. Ama artık bunu çoğu kurban yemiyor. Yese bile zaten hani M1 bir katil olduğu için mantıken en fazla yaralamış oluyorsunuz. Uzağa kaçıyor. Tekrar kovalıyorsunuz falan derken ciddi zaman kaybediyor. Harita kontrolünün iyi olmasından dolayı B tier hak ettiğini düşünüyorum. Ne böyle çok güçlü ne de aşırı güçsüz bir katil, tam ortalarda. Gelelim Albert Wesker'a. Bir kere bence özelliği güçlü. Yani açık bir alanda yakaladıysanız aradaki mesafeyi hızlı bir şekilde kapatabiliyor. Hatta size tutturursa direkt hasar veriyor. Ya da herhangi bir spotta oynarken özellikle dar koridorlu bir spottaysanız çok rahat bir şekilde hasar verebiliyor size. Ve size virüs yüklediği zaman virüs barınız fullenirse özelliğiyle tek atabilir hale geliyor size. O yüzden de sürekli sprey kullanmanız gerekiyor. Ve biraz yavaşlatmış oluyor maçı. Sprey kullanan kurbanların içgüdü şeklinde yerini falan da gördüğü için
info da almış oluyor. Bence güçlü bir katil. S tier seviyesinde mi bilmiyorum. Çünkü Albert'a karşı oynarken burada koyduklarım kadar zorlanmıyorum. Loop atabildiğim bir katil yani. Ama çoğu maçı kaybediyorum ona karşı. A tier bence Albert için ideal. Gelelim Knight'a. Son oynadığım Knight videosundan sonra gözümden çok düşen bir katil. Çünkü teoride çok güçlü görünüyor. Hani yanınızda muhafızlarınız var. Bir muhafızı çağırıyorsunuz. İki kişi birden loop atıyorsunuz. O kurbanı kıstırıyorsunuz falan. Ama pratikte öyle bir katil değil arkadaşlar. Muhafızlarınız o kadar salak ki zaten bir kurbanı tespit ettikleri zaman kurbanı ilk gördüğü yere gidiyor. Yani kurban çoktan uzaklaşmış oluyor ondan. Eğer muhafızın yanında dolanırsanız süresi hızlı bitiyor. Yani iki kişi chase atma diye bir olay kalmadı artık. Karakterin en iyi yanı işte jeneratörlerin arasına muhafız bırakıp devreye atmasını sağlıyorsunuz. Siz kovalamacadayken muhafızlarınız da kanca ya da jeneratörleri savunuyor işte. En büyük avantajı bu. Looplarda o kadar da güçlü değil. Looplarda yapabileceğiniz en iyi şey cellat karakterine emir verip paleti kırdırıp hızlı bir şekilde kurbanlarınızdaki mesafeyi azaltmak. Çünkü cellat çok hızlı kırıyor paletleri. Yani dediğim gibi muhafızları bence çok salak. Bu konuda bana katılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aşırı da düşük değil tabii ki. D ve C'lik bir killer değil ama A ve C'lik de olduğunu düşünmüyorum. Tam böyle ortalarda takılsın. Gelelim kafatası tacirine. Şimdi arkadaşlar kafatası tacir eğer nerf yemeseydi direkt olarak ben bunu S tier'a götürecektim. Çünkü bu oyunun 3 gen diye bir mantığı var. Ve bunu en iyi yapabilen katil kafatası taciri. Ne demek istediğimi oyunda anlatayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi haritanın bir bu tarafında jeneratörler var. Bir de diğer tarafında var. Yani harita ikiye bölünmüş durumda. Şimdi şöyle bir senaryo hesap edin. Kurbanlar 4 can tamamladığı zaman haritada 3 tane jeneratör kalmış oluyor. Bir tane jeneratör şu en uzaktaki jeneratör olsun. Diğer 2 jeneratör de şu ve şu olsun, tamam mı? Şimdi kurbanların bitirmesi gereken bir jeneratör kalmış oluyor. Fakat harita hala ikiye bölünmüş durumda oluyor. Yani sizin hem gidip o uzaktaki jeneratörü kontrol etmeniz gerekiyor. Hem tekrar buraya gelip buradaki jeneratörleri kontrol etmeniz gerekiyor. Bu bir katil için imkansız gibi bir şey. Fakat siz haritayı ikiye bölmek yerine haritayı tek tarafta oynarsanız, yani oradaki jeneratörlerin bitmesine izin verip bütün jeneratörleri burada bırakırsanız, kurbanların yapması gereken son jeneratör bu tarafta olmuş olacak. Ve gördüğünüz gibi 3 jeneratör de birbirine çok yakın. Böylece bu jeneratörleri dolaşma sizin için çok basit olacak. Gördüğünüz gibi birbirlerine çok yakın olduğu için bu jeneratörleri dolanabileceksiniz. Tabi buradaki bot jeneratörü bitirdiği için arkadaşlar bu jeneratörü bitmemiş olarak varsayın. İşte kafatası tacirde bunu en iyi yapabilen katillerden birisi. Çünkü drone koyuyorsunuz. Öbür jeneratörü de koyuyorsunuz. Bir diğer jeneratörü de koyuyorsunuz. Ve buradaki bütün jeneratörler sizin kontrolünüzde olmuş oluyor. Sırayla jeneratörleri dolanarak kurbanları dronlara tespit ettirip dronlardan hasar almasını sağlıyorsunuz. Ya da bir kurban drone olan bir bölgeye girdiği zaman eğer pençe tuzağı varsa o kurban topal efekti yiyor. Yani hızı yavaşlıyor. Böylece siz bir spotta dolanırken spota attığınız drone sayesinde kurbanın yavaşlamasını sağlayıp o kurbana o spotta yetişip hasar verebiliyorsunuz. Yani hem jen kontrol açısından hem de looplarda çok güçlü bir katil. Bu az önce anlattığım 3 jen olayına her katilde dikkat edin bu arada. Ama öyle bir nerf yiyor ki arkadaşlar bu karakter. Kanalımda videosu var, gidip bakabilirsiniz. Çok güçsüzleşiyor. Dronları tek taramaya düşüyor. Verdiği topal hız cezası daha da azalıyor. Kendi kazandığı hız boostu artık kalkıyor falan. Yani S tier'a kesinlikle koyamam. A tier olur mu onu düşünüyorum şu an. Yani dediğim gibi eski hali olsa kesinlikle S tier ama yeni halinde ben B tier'a koyacağım arkadaşlar. Tabi yeni hali gelip oynamadan bilemeyiz ama tahminlerim olarak şu an için B tier'da kalmasını öngördüm. Şimdi gelelim Entropy'ye. Entropy ile hem jeneratör yanlarına bıraktığınız biopotlar sayesinde jeneratörleri kontrol edebiliyorsunuz. Yani hangi kurban hangi jeneratörde info alıyorsunuz. Hem de direkt olarak kurbanlara biopot yapıştırarak saatlik özelliğinizi kullanıp o kurbanın dibine ışınlanabiliyorsunuz. O kurbanın dibine ışınlandıktan sonra overclock moduna geçiyorsunuz. Bu moddayken paletleri hızlı kırıyorsunuz. Pencerelerden hızlı geçiyorsunuz. Ya da palet stun yediğiniz zaman palet direkt olarak kırılıyor. Yani sürekli biopot atıp kurbanlara ışınlanarak oynanıldığı zaman çok güçlü bir katil. Özellikle looplarda çok sıkıntı çıkarıyor. Öte yandan dediğim gibi jeneratörlerde de kim var kim yok görebildiğiniz için ciddi bir info da sağlıyor size. Oynaması da keyifli bir katil. Ben A tier olduğunu düşünüyorum. Gelelim Elina. Şimdi Elina'nın alt tünellerde dolanıp harita kontrolünü sağlama olayı çok iyi. Gitmeniz gereken jeneratörü de işaretlediğiniz için hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz yani o jeneratöre. Aynı zamanda hasar verme özelliği de güçlü bence. Nesnelerin üstünden, pencerelerin içinden, paletlerin üstünden kuyruk saldırısı yaparak hasar verebiliyorsunuz. Yani bu açıdan güçlü. Elina'nın tek sıkıntısı şu, kurbanlar özelliğinizi çok net bir şekilde counterlayabiliyor. Yani taret koyuyorlar. Bu taret sayesinde hem geldiğinizi anlıyorlar hem de taret sizi ateş ederek bu kuyruk saldırınızı belli süreliğine devre dışı bırakıyor. Yani çok zaman kaybedebiliyorsunuz Elina'da. Bir de bu taret olayı çok saçma. Her yuvadan kurbanlar ikişer tane alabiliyor galiba. Tam emin değilim, orayı tam hatırlamıyorum ama her bir kurbanın iki tane alma hakkı var galiba. Halbuki onun yerine bir yuvadan taret alındığı zaman o yuva kapansa başka yuvaya
kuleye falan gitmeleri gerekse biraz daha güçlü bir katil olabilirdi. Eğer bu counterlama olayı olmasa, yani kuyruğunu devre dışı bırakamasalar A tier'a koyabilirdim. Ama bence B tier'da takılabilecek bir katil. Ara sıra A tier'a da yükselebilir. O an oynanan build'e göre falan değişir. Şimdi geldik Chucky'ye. Arkadaşlar Chucky'nin özelliğini kullanması basit. Yani bir kurban spota yetişirken aynı Maraz'da olduğu gibi yarı yoldayken ona hasar verebiliyorsunuz. Sessizlik modu var. Sessiz moda geçip kurbanları gafil avlayabiliyorsunuz jeneratörlerdeyken. Her ne kadar kendisi sürekli konuşsa da, yani geldiğini infolasa da sessizlik modu var. Kespiç modundayken pencerelerden atlayabilmesi ve paletlerin altından geçebilmesi bir avantaj. Fakat benim için Chucky'yi en güçlü yapan şeylerden bir tanesi boyunun küçük olması ve third person kamerayla görmeniz. Şimdi burada ne demek istediğimi daha net anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bakın, siz normal bir katilsiniz. Demogorgon'sınız, Raid'siniz, Trapper'sınız fark etmez. Şu tarz bir spotta dönerken kurbanlar sizi gördüğü için fiziksel olarak yapacağınız mind game'leri yemiyorlar. Yani siz buradan da gitseniz, buradan da gitseniz kurban ona göre arabanın diğer tarafından dönüyor. Fakat Chucky gördüğünüz gibi bu spotta görünmediği için basit bir ışık gizlemesiyle kurbanları çok rahat bir şekilde avlayabiliyor. Çok güçlü bir spot olmasına rağmen. Aynı zamanda third person modda gördüğü için bu şekilde saklanırken kurban onu görmüyor fakat o kurbanları görebiliyor. Third person'dan kastım şu arkadaşlar. Aynı kurbanların mantığında düşünün. Siz normalde başka herhangi bir katilseniz şurada durduğunuz zaman içeriği göremezsiniz. Tam bu durduğunuz yeri görürsünüz. Çünkü first person diğer katiller. Ama Chucky third person olduğu için bakın gördüğünüz gibi içeri girmeden içeriği görebiliyorum. Burada da aynı şekilde bakın içeriye girmeden içeriği görebiliyorum. Bu şekilde içeriği kontrol edebiliyorum falan. Hani ana özelliğini falan geçtim. Bu şekilde pasif olduğu kısımlar da çok güçlü. Eğer kespiç moduna gerek kalmadan paletlerin altından geçme olayı nerf yemeseydi kesinlikle S tier derdim. Ama o olayı nerflediler. Kespiç modundayken paletlerin altından geçtikten sonra da hasar vermesi biraz zor. Dönüşü o kadar net değil çünkü. A tier bir katil olduğunu düşünüyorum. Evet gençler, geldik Meçhul'e. Yeni main katillerimden bir tanesi kendisi. Tanıtayım. Clown ile birlikte oynamaktan en keyif aldığım katil diyebilirim. Şimdi birincisi, haritanın rastgele bölümlerine bıraktığınız halüsinasyonlar sayesinde güzel bir harita kontrolü sağlayabiliyorsunuz. İkinci olarak özelliğini kullanması çok basit. Şimdi özelliğiyle ilgili birkaç bir şey anlatacağım oyun içinde. Şimdi ilk olarak özelliğinde hasar verebilmek için özelliğinizi direkt olarak bir kurbanı tutturmanıza gerek yok. Yani şu şekilde alan hasarı verebilen bir katil, kurbanın o çemberin içine denk gelmesi yeterli. Bu yüzden özelliğini kullanması çok basit. Yani uzak mesafelere bile rahat bir şekilde şu şekilde atışlar yapabiliyorsunuz. Bence özelliğin alanı da gayet geniş. Özellikle şu şekilde dar kapılardan falan geçerken kurbanları çok rahat bir şekilde avlayabiliyorsunuz. İkinci olarak özelliğini güçlü yapan bir diğer kısımda, mesela şu tarz bir spottayken özelliğiniz gidip direkt bu şekilde kurbanı atmanıza gerek kalmıyor. Kurbanın iki taraftan da çıkmasını engelleyip özelliğinizi şu şekilde karşıya çarptırdığınız zaman oraya çarpıp zaten kurbanın yanına düşüyor. Bu şekilde sektirilebilir bir özelliğin olması çok iyi yani. Aynı örneği şu spotta vereyim mesela. Şu palete çarptırdığınız zaman direkt olarak kurbanın yanına düşüyor zaten özelliği. Bu şekilde paletleri falan da çok net bir şekilde engelleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda özelliğinin bir diğer avantajı da mesela şu şekilde bir duvar yanına attığınız zaman duvarın diğer tarafına da vuruyor. Bence kesinlikle çok güçlü bir katil. Şimdi arkadaşlar main katillerime torpil geçiyor gibi düşünmeyin ama ben bunu da S tier'a koyacağım. Gerçekten çok güçlü olduğuna inandığım bir katil. Çok fazla bir counter yok çünkü. Palette bekleseniz de ileriye kaçsanız da size özellik atıp yaralayabiliyor. Harita kontrolü de var. Işınlanabiliyor yani. Ve gelelim sondan ikinci katilimize. Leech. Şimdi arkadaşlar Leech'i oynaması keyifli. Böyle bir MMORPG oyunu oynuyor gibisiniz yani, sürekli büyüler falan olduğu için. Özellikleri de işlevli bence. Palet bloklama var. Duvar içinden hasar verebilen hortlaklar var. Uçuş özelliği var. Jeneratörlere gitmek için ve kurbanların yerini gösteren küreniz var. Ama counter da çok zor olmayan bir katil. Yani hortlakları dojlaması bence kolay çünkü yüksekten uçuyorlar. Eğilerek çok rahat dojlayabiliyor kurbanlar. Tabi bunu kurbanlara yakın atarsanız bazı spotlarda dojlaması çok zor oluyor ama her zaman denk getiremeyebiliyorsunuz. Palet olayı bazen sizin zararınıza olabiliyor. Çok doğru bir anda kullanmak gerekiyor yani. Yani biraz timing isteyen bir katil. Sürekli doğru anda doğru şeyleri yapman gerekiyor. Ve el becerisi istiyor. Hani CTRL'ye basıp o spottayken bir an uçuş moduna geçeceksiniz. Bir an palet kaldırma moduna geçeceksiniz falan. El becerisi ve zamanlama isteyen bir katil. O yüzden teoride her ne kadar güçlü olsa da pratikte biraz sönük kaldığını düşünüyorum. Oynaması eğlenceli fakat aşırı güçlü bir katil değil. B tier'da olması gerektiğini düşünüyorum. Ve son katilimiz Dracula. Şimdi arkadaşlar Dracula'nın 3 modunda yorumlayayım. İlk modu direkt vampir modu. Nesnelerin üzerinden hasar verebilen bir alev topu fırlatabildiğiniz için paletleri pencereleri bloklamış oluyorsunuz bir nevi. Palet devirirse ya da pencereden atlarsa bir kurban hasar veriyorsunuz. Güçlü bir özellik yani. İkinci özelliği kurt modu. Kurt modundayken kan takibi daha kolay yapılabiliyor. İki kere atılım sağlayabildiğiniz için
için bir kurban palete yetişemeden yarı yolda yakalayabiliyorsunuz ya da pencereye yetişemeden. Aynı zamanda da koku küreleri toplayarak kurtun hızını arttırabiliyorsunuz. Ve kurt boy olarak küçük olduğu için Chucky'deki avantaj onda da geçerli. Bazı yüksek spotlarda kurbanların sizi görememesini sağlayıp kolayca mind game yapabiliyorsunuz. Ve son modda yarasa modu. Diğer iki moddan daha hızlı olduğu için haritayı dolanmanızı sağlıyor. Ve palet pencerelere ışınlanabildiğiniz için kısa sürede uzun mesafeler kat edebiliyorsunuz. Böylece harita hakimiyeti sağlayabiliyorsunuz. Jeneratörleri korumak açısından falan. Oynadığım dönemlerde gücünü hissettiğim bir katil. Ona karşı oynarken aşırı zorlandığımı söyleyemem. Genelde loopladım. Ama bu belki de karşıma gelen adamların kötülüğüyle ilgilidir. Hem teoride hem pratikte düşündüğüm zaman A tier bir katil olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve böylece listemizi bitirdik. Tamamen öznel bir liste olduğunu unutmayın arkadaşlar. O katili nasıl S'ye koydun, o katili nasıl D'ye koydun falan gibi yorumlar lütfen olmasın. Ha, tabii ki şahsi fikrinizi belirtebilirsiniz. Hani işte bence Leech S tier bir killer. İşte bence Chucky daha düşük bir killer falan diye tabii ki fikir belirtebilirsiniz. Ama benim yaptığım seçimleri de yargılamamanızı rica ediyorum. Söylediğim gibi çok öznel bir seçim. Bu şekilde tier list çok fazla isteniyordu. Ben de yapmak istedim. Aralarda da öğretici şeklinde o katillerle ilgili trikler verdim. Umarım işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.